Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir ısı sıcaklık sorusu var. Bakın bu tip sorular artık üniversite sınav müfredatında yok ama sizden geldiği için çözümünü yapalım. Bakın eşit kütleli X ve Y sıvılarının sıcaklık ısı grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre X sıvısından 10 Celsius'ta 10 gram, Y sıvısından 30 santigrat derecede 20 gram alınarak ısı yalıtımlı boş bir kaba konuluyor. Isı denge sağlandığında karışımın sıcaklığı kaç Celsius olur diye soruyor. Öncelikle bize bu grafiği vermiş. Bize bu grafiği vermesinin sebebi X'in ve Y'nin öz ısısını bulmamızdır. Peki şimdi bakıyoruz ki X ve Y ne kadarlık ısı enerjisi verilmiş? Q kadar. Bakın bunlar eşit. Peki bu ne demektir? X'in bakın MX, CX, delta TX kime eşit? Bakın MY, CY, delta TY'ye eşit. Bunu yazdım. Peki X'in kütlesi ne? Eşit. Bunları attım. Uğraşmayayım. X'in öz ısısını bilmiyorum ama X'teki sıcaklık değişimi 20'den 30'a geldiğine göre büyük sıcaklık eksi küçük sıcaklıktan 10. Yani 30 eksi 20'den 10. Y'nin öz ısısını bilmiyorum ama Y'deki sıcaklık değişimi 10'dan 30'a geldiğine göre büyük sıcaklık 30 eksi küçük sıcaklık 20'den pardon 10'dan sıcaklık değişimi ne olur? 20 olur. Buradan ne çıkıyor? Cx kime eşit çıkıyor? 2 tane Cy'ye. Bakın biz burada Cy'ye C dersem X'in öz ısısı nedir? 2C'dir. Şimdi geldik. Bunları bulduk. Kütleleri de eşitmiş. Onu da bulduk. Vermiş zaten soruda. Sonra bakın ne diyor? Bir kap alınmış. İkinci bir kap alınmış. Bunun içerisine X sıvısı atılmış. Bunun içerisine Y sıvısı atılmış. Yalnız X'ten biz 10 gram 10 santigrat derecede atacağız. Peki Y'dense 20 gram 30 santigrat derecede atacağız. Ve bunları büyük bir kabın içerisinde boc edip karıştıracağız. Ve diyor ki buradaki denge sıcaklığı ne olur diye soruyor. Burada bizim için önemli olan nedir? Bakın denge sıcaklığının büyük sıcaklıktan küçük, küçük sıcaklıktan büyük olması. Yani arada bir değerdir. O zaman Y'deki sıcaklık değişimi 30-T denge olacaktır. Peki X'e baktığımız zaman denge sıcaklığı 10'dan büyük olduğuna göre X'in sıcaklık değişimi ise T denge eksi 10 olacaktır. Peki burada kim ısı enerjisi verecek? Sıcaklığı büyük olan Y'miz ısı enerjisi verecek. Bunun vermiş olduğu ısı enerjisini kim alacak? X alacak. Peki şimdi bunu yazalım. Y'nin verdiği ısı enerjisi miktarı MY, CY, delta TY. Peki X'in aldığı ise MX, CX, delta TX. Şimdi Y'den ne kadar karışıma girmiş? 20. Bakın bunu yazdım. Demek ki burası 20. Y'nin öz ısısı ne? C. Peki Y'deki sıcaklık değişimi ne? 30 eksi T denge. Eşittir. Şimdi X'in kütlesi kaç? 10. Bak bunu da yazdım. X'in öz ısısı nedir? 2C'dir. Peki X'deki sıcaklık değişimi nedir? T denge eksi 10. Şimdi şu C'ler gitti bakın. Sıfırlar gitti. E burada 2 var. E burada da 2 var. Bu da gitti. Peki burada ne kaldı? Bakın şuraya gelelim. Burada ne kaldı? 30 eksi T denge kaldı. Peki burada ne kaldı? T denge eksi 10 kaldı. Peki ben bunu buraya atarsam 40. Buraya atarsam 2 tane T denge. Demek ki sıvıların denge sıcaklığı kaç olurmuş? 20 olurmuş. O halde doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar.